hizmetine sadık, hizmetine gayret eden ve cemaatiyle bütünleşen, cemaatine faydalı olmaya çalışan, sevdiğimiz, saydığımız bir hocaefendidir. Kur'an-ı Kerim olsun, namaz kılışın olsun, hal ve hareketlerin olsun, konuşman olsun, yaşantında hep düzgünlük ister. Toplumda belli bir sosyal statüye sahip olan insanlar idol insanlardır, örnek insanlardır. Benim de ilk idol olarak gördüğümü düşündüğüm hocalardan bir tanesidir. Cafer hocamız Allah razı olsun kendileri camimizde güzel hizmetler veriyor. Kur'an-ı Kerim açısından olsun, ilmihal açısından. Bizlere destek veriyor cami görevliler olarak arkamızda. Aslen Denizli'nin eski ismiyle Göğüşlük Köyü, halen Denizli Mahallesi, Göğüşlük Mahallesi'nden Hüsnü oğlu Cafer Tayyar Güngör ismi, 1928 doğumluyum. 1940 senesinde ben 11-12 yaşlarındayken babamı kaybettim. Evet, babam efendim hastalığı anında annemle bir konuşma geçmiş. Hanım demiş, ben hastaneye gidiyorum. Kendimden ümidim yok. Dönmeye pek ümidim yok. Bir merakım var demiş benim. İki ablam var, bir ben varım. Şu bir tek oğluma Eûz Besmele çek, Kur'an-ı Kerim okuyacak kadar okutabilseydim hiç merak etmezdim demiş. Ölüm hak. Ama dünya işi ağır bastı. Bu oğlumu okutamadım. Hadi Allah'a ısmarladık demiş. Böyle bir inkişar içerisinde. Efendim evden ayrılmış. 3 gün sonra vefat etti. Vefatında bir müddet sonra her nasılsa bizim elimize bir elifba cüz derler Kur'an-ı Kerim'i öğreten harflere. Bir elifba cüzü kitap verdiler. Böylece başlamış olduk. Tabii çocukluk devrem. Nedir, nasıldır bilmiyorum. Allah'ın hikmeti ki bizde bir okuma hevesi uyandı. Efendim işte 3-5 sene Göğüs'ün yerli kişi olan, efendim akrabamız olan Velefendi Hoca'dan 4-5 sene Kur'an-ı Kerim'in başında efendim hafızlığımızı ikmal edinceye kadar bir zaman geçti. Hafızlığımızı ikmal ettikten sonra 1945'te Denizli'de ilk hafızlık merasimi yapıldı. Biz köyden buraya iştirak ettik. İstanbul'dan o efendiler, Abdurrahman Gürsesler, Ömer efendim bilmem ki hoca efendiler, onlar Denizli'ye dua için gelmişler. Biz de iştirak ettik. Böylece 1945'te hafızlık merasimiyle hafızlık işi efendim bitmiş oldu. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddiqan lima beyne yedeyhi musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet Tevrat vel İncil lima beyne yedeyhi ve enzelet Tevrat vel İncil min qabl hüden linnâsi ve enzelel fırkân. Ondan sonra tabii birkaç sene köyde efendim dokumacılıkla meşgulüz. Dokumacılıkla meşgul olduk. Tabii annem var, yetimiz. Tabii yetimliğin ne olduğuna yetimler anlıyor, başkaları bilmez. Onun için Peygamberimiz yetimlerin başını okşayan kimse cennette şöyle benimle beraberdir. Ara şu kadar, kısadık bu kadar. Yetimlerin başını okşayan kimse böyledir. Fazla bir okşayan olmadı ama akrabadan, yakınlardan, köy yeri bu tabii.
herhalde ilahi el bize okşuyor ki böyle bir ilahi güçle devam ediyoruz efendim. Tabii haliyle köy çocuğuyuz. Cepte fazla para yok, kafada bilgi yok, evde fazla yardımcı yok. Tabii bu durumlar içerisinde efendim birkaç sene kaldıktan sonra annem de vefat etti. Annem vefatından sonra bizi evlendirdiler, birinci evlilik. 3-5 sene öyle kaldık. Asker gittik, askerden geldikten sonra efendim birinci evlilik sona erdi. Birkaç sene sonra tekrar efendim ikinci bir evlilik. Bu evlilik, yeni evlilik sırasında askerden yeni geldim. Köyde bize imamlık teklif ettiler. Ama bizim köyde sakalsız imam namaz kılmazlar. Halifendinin oğlu köyün hatibiydi. Akrabayız. Oğlumuz, tabi böyle tabir ederler. Biz size imamlık teklif edeceğiz ama sakal işi, ben yeni evli olduğum için, taze olduğum için pek beklemiyorlar yani, reddeder diye. Sakal işi deyince dedim hay hay. Hay hay. Hiç itirazsız. Tamam. Evden de elhamdülillah. Hanım da genç tabii. Ondan da hiç böyle bir itiraz gelmedi. 1,5-2 sene kadar köyde imamlık yaptıktan sonra şu yakın köylerde bir işim oldu. O gün için Denizli eski köy gibi yani. Noyalık Camii'nin önünden geçerken şöyle camiye baktım. Yol aşağıda, cami yukarıda. Şöyle camiye baktım. Oh diyorum, şu camide bir imam olsam ya ne olur be ya be. Kendi be. Böyle hani bekmez alacak görüp giderler. İçim geçti böyle. Ah diyorum, şu camide bir imam olsak be. Böylece imamlığa bir aşkım var. Sonradan köyde tek tek böyle imamın namaz kıldırıyorduk. Efendim ezan okumayı çok severim, namaz kılmayı çok severim derken ilahi bir güç bize burayı doğru çekti. İlk görev de Kayalık Camii'ne çıktı. Kayalık Camii'ne boşalmış. Denizli akrabamız vardı, Tevfik Kaya. Ondan bir haber. Hanımın dayısı Cafer, dayın size bir gelsin diyor Denizli'ye. Geldik, tamam geliş o geliş. Cafer dedi, görüşmeler. Kayalık Camii'ne git, teslim ol. İmamlık böylece Denizli'de başlamış oldu. Sene 1954. Kayalık Camii'nde efendim taze imamız. O gün için fazla imam yok. Bir ay sonra falan müftülükte kısa bir efendim imtihandan sonra efendim resmen imamlığa geçmiş olduk. Kayalık Camii'nin tabii uzun kısa zamanlarımız efendim böyle sıcak soğuk durumlarımız oldu. Evet. 15 sene Kayalık Camii'nde böyle bir imamlığımız var. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alel salati, hayy alel salah, hayy alel felahi, hayy alel felah. Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Cafer Hocam'a en az 35-40 senedir tanırım. Bilhassa Kayalık Mahallesi'nde imamlık yaptı. O senelerde hocamı direkt ben tanıyamadım ama kayınpederden, kayınvalideden çok duydum. O camideki hizmetlerini stahişle bahsederler. Bilhassa her namaz vaktini erken gelir, orada cemaatle hasbihal eder, cemaate nasihatler eder. İmamlığı seven bir insan, samimi olan bir insan, dürüst olan bir insan ve öğretmeyi çok isteyen bir insan. Yani aslında ilim, irfan yuvası. İmamlık aslında önderliktir diyor. Yalnız camide değil, dışta da önderliktir ama bu dini bir terim bu. İmamlardan o meziyet alınmış. Halbuki imam ahvaliyle, sözleriyle, tavrıyla, ahlakiyle, ilmiyle caminin içinde de dışında da cemaatin önderidir.
her bakımdan onların danışmanıdır. İmam bu demek yani. Evet. 69'da görülen lüzum üzere kendi başına nakledildik. O da bir 6-7 seneden sonra Gezekyatı Camii'ne, oradan da yine müftülüğün tensibi üzere Kur'an kursuna, hafız kursuna nakledildik. Orada bir çok az, bir 2 sene falan kaldı. İşte orada bir hafız cemiyeti yapabildik Allah'ın izniyle yani. 14-15 tane hafızımız 2 senenin içinde. Elif Bağ'dan başlayıp hafızını bitirmek şartıyla diplomaları aldılar. Onlara böyle bir iş sahibi oldular. Şimdi imam, müezzin vesaire hepsi evet evlendiler, büyüdüler. Cafer Tayyar Güngör Hoca'yı ben 1968 yılında tanıdım. 1968 yılında ilkokulu bitirip de ilk defa köyünden çıkınca burada tek yatılı erkek Kur'an kursu olan Denizli yatılı Kur'an kursuna geldiğimde belki ilk günün dersinde ilk karşımda gördüğüm hocalarımdan bir tanesi. Dolayısıyla ben Cafer Hoca'nın rahle-i tedrisatından geçtiğimi söyleyebilirim. Hafızların hastalıklarıyla da ilgilenir. Onların bir babası gibi, bir abisi gibi onlarla hem hastalığı, hem yemesi, hem dersleriyle samimi olarak gece gündüz hizmet ettiğini bilirim. 82'de efendim Pazarbaşı Camii'nden emekliğim doldu. Kendi efendim isteğimle istifa ettiğim efendim emekliye ayrıldım. Evet. Ondan sonra da efendim bir nasip oldu. Avrupa'ya gittik. Avrupa'ya gittik. 90'da gittik Avrupa'dan. 2004'te döndüm. İzine geldim gittim. Bir 14-15 sene Avrupa hayatımız oldu. Öylece efendim Avrupa'dan döndükten sonra da yeni camide sabahlar Kur'an-ı Kerim okunuyor. Yüzünden okuma işi. O da bir Fikret Kaftan kardeşimiz var. Bütün ağırlık onun üzerinde zaten. Hafızlar benim. Yüzünden okuyorlar onu. Böyle bir hizmet devam ediyor. Ve izle gıyle lehüm eminü kemâ emennâsü kûlü kemâ emennâsü kemâ emennâsü كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Bütün hocalar derler ki hocaların emeklisi olmaz derler. Ha resmiyetten kanun bir çıkarmıştık şu yaştan itibaren tamam. Ama görev yapmakta gücümüz yettiği nispetle aklımız erdiği müddetçe bildiklerimize başkalarına aktarmakta yarar vardır. Böylece imamların, imamlığın, ulemanın emeklisi olmaz. Cemaatinin, çevresinin, Denizli'nin bu tarz bir din görevlisinden beklenen samimi, gönüllü, candan hizmetleri bulabilmişler ki cemaat Cafer Hoca'yı sevmiş, bağrına basmış. Sabah namazına gittiğimizde camideki hafızlara dinledikten saat 8-9-10'dan sonra eve geliyoruz. Evde biraz efendim kahvaltı yaptıktan sonra biraz istirahatten sonra kalkıp tekrar efendim kitap okuma, sohbet günlerimiz oluyor. Sohbete ders hazırlama ile böyle geçiyor. Kitap karıştırmakta ömrüm geçiyor desem yeri var. Kitap okuma çok hevesim oluyor benim. İçinden tabii ilim öğreniyorsun. İmam olmasaydım evde gördüğünüz kitaplarla meşgul olabilir miydim? Ben şimdi bekarım. Bazı kardeşlerimiz ya çok rahatsız oluyoruz, vakit geçiremiyor diyorlar. Ben kitabı okumaktan vaktimi bitiririm. Ha demek ki benim hayatımda efendim imamlığın böyle kitap okumaya yöneltici bir rolü var. İmam olmasaydım
kitap karıştırmasaydım, cemaate böyle hitabette bulunmasaydım, kitap okumayı nereden öğrenecektim? Onun zevkini nereden tadacaktım? Her şeyde, eğitimde de sabır önde gelir. Sabırsız insan eğitim veremez ve alamaz. Sabrı yok çünkü. Ama sabır demek her şeye böyle tavuk sallamak demek değil. Yani geçtiğimiz işte bize zahmet verecek, hoşumuza gitmeyen şeylerin karşısında metanet göstermek, metin olmak. O işin efendim, öğrenci giriştiğimiz işin usulüne, adabını öğrenip bunlarda bir mesai, bir zaman harcayacağız. Elbette sıkılacağız. Buralarda sabır göstermek ilmin başında gelir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimde اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ Sabır edenler diyor. Büyük mükafatlar, ecirler vardır. Hemen sabredin. Sabır edenler büyük ilim tahsil etmişlerdir. Büyük efendim devlet adam olmuşlardır. İdare adam olmuşlardır. İşte sizin mesleğiniz. Bu meslek size sabırsız gelmediniz. Her şeyde sabrın önemi başta geliyor. Bir günde ahirette Allah'ın divanında hepimiz hayatımızın hesabını vereceğiz. Tefsirde gördüm Sultan Hamid Hazretleri'nin bir güzel sözü. İdarecilere hitaben, dünyada insanların karşısında değil, tarihin karşısında ve Allah'ın, diyor ahirette Allah'ın divanında, saltanat günlerinizin hesabını vereceksiniz. Ha biz de dünyadaki sürdüğümüz saltanat günlerinin hesabına bir gün Allah'ın huzurunda vereceğiz. Bunu da unutmayalım inşallah. Hayat böyle geçiyor efendim. Engebeli yokuşu geçiyor. Bir vezirlerden birisi padişaha demiş ki, Şevket'in Allah sen demiş dert bela göstermesin. Daha demiş yavrum, duan çok güzel ama yeri yer değil. Dünya demiş yavrum dert bela yerdir. Senin dediğin şey cennette var demiş. İnşallah cennetteki o dertsiz belasız hayatı Cenab-ı Hak kazanmayı Cenab-ı Hak dünyada nasip eder. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Elbette ki o imamlı bir saltanat günüdür. Elbette ki onun hesabını vereceğiz. Görevdir, emanettir. Emanete hıyanet eden bizden değildir diyor Peygamberimiz. Hakkını verebildiysek ne mutluyuz biz. Hakkını verebildiysek ne mutluyuz biz. Ha. Allah razı olsun. Diyanet Reisi Tayyar Altıkuraç emeklilik şeysin yoldan teşekkür yazısı yazmış. Yani 27 senelik görevde hiç şikayet olmamış, bir aksaklık olmamış. Elbette ki zordur ama bütün zorlukların arasında çok tatlı bir hayat vardır. Hayatı zahmetli geçmeyenin işi rahmetli olmaz. Kimin zahmeti çoksa rahmeti çoktur. Amellerin aftalı zahmetli olandır. Amellerin en aftalı cihattir, düşmanla mücadeledir. Nefsle mücadeledir. Ama mükafatı büyüktür ha. Tevhidin gereğini yerine getirelim. Müslüman olarak Hüvallahüllezî manasını öğrenelim. Tevhidin manasını, ihlasın, Kur'an'ın da manasını eğilelim. Yoksa Kur'an'ın manasını bilmezsen kafirin manası ne fayda var? Kur'an'da neler var? Kitapta neler var? Ferdin, ailenin, milletin, devletin, devletlerin hayatlarına yön veren efendim ilahi mesajlar var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz ahir zaman nebisi mi? Evet. Kıyamete kadar peygamber. Kur'an da ahirette kıyamete kadar. Ya nasıl olur küçük bir kitap bu ya? Evet. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelip geçecek insanların hayatını tanzim edecek temel bilgilerin efendim bilgisi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Herkese tavsiye ederim. Rabbim cümlemize hayatımızı Kur'an'ı incelemekle
tevhidin gereklerini yerini getirmekte değerlendiren kullarından eylesin inşallah. Cümlemizi Cenab-ı Hak yaşlandığımız halde aklımızı, zekamızı, görgümüzü, duygumuzu Cenab-ı Hak almadığı kullarından, zinde kullarından eylesin inşallah. Ya Rabbi bize düşman kaplarında ya mahkum eyleme ya Rabbi, mahkûr eyleme ya Rabbi, mahkûb eyleme ya Rabbi, ya Rabbi cümlemize aziz eyle ya Rabbi, ya Rabbi cümlemize isyanda aziz, korktuklarından emin, umduklarından nail eyle ya Rabbi, mekanları cennet eyle ya Rabbi, firdevs-i âlâda ya iskân eyle ya Rabbi, günahkar olanları varsa günahlarına affı mağfiret eyle ya Rabbi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dinimizi yeryüzünde hakim kılmakta ya Rabbi bize. Ya Rabbi istima ile ya Rabbi bize mücahitlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize de bunlar gibi vefat ettiğimizde ruhlarımızı hediyelere gönderecek ya Rabbi. Arkamızdan hayır nesiller, hayır cin kardeşler ihsan eyle ya Rabbi. Sen azizsin ya Rabbi, rahimsin, merhamet sahipsin ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in merhametiyle Muhammed'e yürümüzün karasını bakıp da bizi ya Rabbi mahkûb eyleme ya Rabbi, makhûr eyleme, muazzeb eyleme ya Rabbi. Allahümme inneke afûn kerîmün tuhibbül afve fâfu annâ ya kerîm ya Allah, ya rahîm ya Allah, ya rahîm, ya settâr, ya cümle. Allahümme salli ve sellim ve berkâle, ve resîmle. ففي الملأ الأعلى إلى إسراء آله أصحابه أهله لهمة الفاتحة.